ne dedik? Önceki videoda günlük durumlardan, özellikle günlük muhabbetlerde İngilizce'de sıkıntı çektiğimizden bahsettik bazen. Önceki videoda restoranlardan biraz bir şeyler öğrendik. Şimdi okullarla ilgili kelimeler öğreneceğiz ve yine okullarla ilgili cümleler. Mesela çocuk, daha hani okula gidiyorsanız kendiniz belki okulunuzdan bahsedersiniz. Çocuğunuz okula gidiyor diyelim ki, onu okul hakkında konuşacaksınız onunla. Gerçi çocuğunuz Türk çoğunuzun ama artık İngilizce konuşmanız gerekiyorsa yabancı biriyle nasıl sorarsınız okul hakkında, bilmem neye hakkında diyelim birinin. Onları öğreneceğiz. Biliyorsunuz güzel muhabbet konusu. Çocuğun okul nasıl gidiyor mesela. Vesaire vesaire. Başlayalım hemen. Classroom. Classroom'u biliyorsunuz çoğunuz diye tahmin ediyorum şu an ama ne classroom olabilir? Bir tahmin edin bakalım. Classroom, room oda zaten. Bir oda ama okulla alakalı. Ne olabilir? Classroom, sınıf. Tamam. Classroom, sınıf. Devam edelim. Hemen cümle kurmaya gerek yok. Bu da class. Şimdi classroom sınıfı, o zaman class da mı sınıf hocam dediğinizi bir duyar gibiyim ama değil. Class ders demek. Tamam. Bildiğimiz ders. Diyelim ki mesela dersteyim. Nasıl dersiniz? Veya işte çocuğunuz bilmem neyiz, nasıl dersteyim der. I am in class. Mesela I'm in class. I'm in class. Dersteyim. Tamam. Veya diyelim ders çok eğlenceliydi. The class was really fun. Mesela the class was really fun. Ders çok eğlenceliydi demiş oluyorum. Bu arada bu fun kelimesi çok karıştırılan bir kelime. Ona dikkat edin. Madem ek bilgi olsun size. Fun ve funny çok karıştırılıyor. Fun eğlenceli demek. Dikkat edin. Funny komik demek. Tamam. Fun eğlenceli. Funny komik. Bu ikisini karıştırmayın. Tamam. Aynı şey değil çünkü yani. Playground. Playground. Play ne demekti play? Bilmeniz lazım bunu. Play oynamak. Ground da yer demek aslında. Playground oyun alanı demek. Oyun alanı, çocuk parkı. Çocuk parkı için şey de kullanılıyor direkt. Children's Park. Children çocuklar demek. Children's Park dediğinizde o da çocuk parkı olmuş oluyor. Playground da çocuk parkı. Hangisini tercih ediyorsanız kullanabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Devam edelim. Library. Library'i bilmeniz lazım direkt. Mutlaka bilmeniz gereken bir kelime. Library biliyor musunuz? Belki biliyorsunuz. Neydi? Kütüphane. Değil mi? Bayağı da küçük bir fotoğrafımız. Kütüphane ile ilgili bir cümle kuralım mesela. Kütüphane ile ilgili bir cümle kuralım. Diyelim ki biraz zor bir cümle aklıma geldi. Diyelim ki kütüphanedeki kitaplar çok önemlidir diyelim mesela. Videoyu durdurun, yapın. Yapamayan arkadaşlar için ipucu veriyorum. Cümlenin ilk şeyi, ilk kelimesi the books olacak. Sonra kütüphane, ondan sonra bir şekilde gelecek. Kütüphanedeki kitaplar. Veriyorum cümleyi. The books in libraries diyebilirsiniz. Veya the books in a library dediyseniz onu da kabul ediyorum. The books in libraries veya the books in a library. Tamam. Are kullanıyorum çünkü kitaplardan bahsediyorum. The books in a library veya the books in libraries are very important. Tamam. Bunu bu şekilde söyleyeceksiniz. Bir orada bayağı şaşıran bayağı kişi oldu diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Board. Board ne demekti board? Board tahta demek. Tamam? Tahta. Bunu kara tahta anlamında da kullanabilirsin. Mesela blackboard desem tam kara tahta demiş olurum ama çok gerekli değil. Yani kendiniz okuldan düşünün. Hoca tahtaya yazdı dersiniz. Hoca kara tahtaya yazdı diye kim kullanıyor Allah aşkına yani. O yüzden direkt blackboard değil de direkt board olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca bu sadece hani okullardaki tahta değil, normal diyelim düz tahta olduğu zaman ondan da yine board diye bahsedebilirsiniz. Tamam? Devam edelim. Desk. Desk biliyor musunuz ne demek? Desk sıra demek. Tamam? Desk de sıra. Yani bu şekilde okul sırası. Yani normal masa değil de genel olarak daha böyle sıra tarzı şeylere desk deniyor.
Okunuşu aynı yazıldığı gibi. Desk, desk. Devam edelim. Shelf. Bu da yine önemli bir şey. Kelime. Karşılaşabileceğiniz bir kelime. Shelf. Raf demek. Raf. Mesela bookshelf, kitap rafı demek. Bookshelf, kitap rafı. Shelf tek başına raf oluyor. Mesela buna da bir cümle kuralım. Diyelim ki kaç kitap var mesela şurada? 1, 2, 3, 7. Diyelim ki bu rafta veya şu rafta deyin. Şu rafta 7 tane kitap var. Şu rafta 7 tane kitap var. Hadi bakalım. Videoyu durdurun. Yapın. Dışınızdan söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Cevabı veriyorum. Bir şeyin var olup olmadığını deriz derarla söylüyorduk hatırlarsanız. Burada 7 tane olduğu için there are diyeceğim birden fazla olduğu için. There are, var dedim. Tamam, ne var? There are 7 books. 7 tane kitap var. Nerede? There are 7 books on that shelf. Şu rafta diyorduk. There are 7 books on that shelf. 10 dedim çünkü o rafın üstünde ya o kitaplar. O yüzden there are 7 books on that shelf. Devam edelim. Pencil. Pencil neydi? Kalem, değil mi? Bunun üstünde durmuyorum, geçiyorum. Bunu ya bilmeyeniniz az vardır. Bilmeyeniniz varsa özellikle üstünde durun. Bilmeniz lazım mutlaka. Book. Book ne? Yine bilmeniz lazım. Book. Kitap. Değil mi? Bunu da üstünde durmuyorum. Hiç devam ediyoruz. Dictionary. Dictionary neydi? Yine önemli bir kelime diyebiliriz. Dictionary sözlük demek. Değil mi? Sözlük demek. Tabii ben yıllardır şimdi böyle kitap sözlük kullanmadım. Hepimiz sanal sözlük kullanıyoruz artık ama onda yine ne şey yapacaksınız mesela? Ya dictionary diyebilirsiniz. O hani sanal sözlüklerden bahsederken işte Turing.com var, Google Translate falan var. Ya dictionary dersiniz veya direkt translate de deniyor artık bunlara. Hani direkt çevir, hani mesela atıyorum çeviriyi aç diyoruz ya. İngilizce'de open the translate falan diyebilirsiniz mesela. Devam edelim. Teacher. Teacher ne? Teacher öğretmen, hoca. Değil mi? Devam ediyoruz. Student. Student da siz oluyorsunuz bu durumda. Öğrenci. Bu yani yine koydum ama zaten büyük ihtimalle bildiğiniz kelimeler. Bu arada yine hani ödeviniz hep aynı. Bu kelimelerle ilgili örnek cümle kurmanızı istiyorum, çalışmanızı istiyorum vesaire. Mesela bu kesin zaten bildiğiniz kelimelerle ilgili cümle kurmanıza bir daha gerek yok. Tamam? Daha bilmedikleriniz hakkında daha çok çalışın. Subject. Subject de konu demek. Bunu bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Subject konu. Tamam? Diyelim matematik mesela hani bir ders konusu işte fen bir konu falan vesaire vesaire öyle düşünebilirsiniz. Yani ödeviniz yine yapmayı unutmayın mutlaka bakın bu sürekli söylüyorum yapın ödevleri sadece videoyu izleyip bırakmayın. Belki işte 2-3 video izleyip ondan sonra hepsini birden ödevini yaparsanız o size kalmış ama yapın yani eninde sonunda. Bu kelime videolarında özellikle hani sadece benim kanalımda değil, kimin kanalını açarsanız açın fark etmez. Bir kelimeyi bir kere gördünüz, 3 saniye durduk ekranda, sonra geçti, onu öğrendiniz, öyle bir şey yok. Çok zor yani. Öyle olsaydı İngilizce öğrenmeniz bir ay alırdı tahminen ciddi ciddi ama öyle değil. O yüzden ödevlerinizi, kelimelerle ilgili iyi yapın. Ödevlerinizi açıklamanın, video açıklamasının sonuna yazdım. Tamam, bakın oradan bu kelime setinin linkini yine video açıklamasının sonuna koydum. Ödevleri yapın. Sonra da sonraki videonun hemen devam. Devam edin. Tamam? Hadi bakalım. Sonraki videoya devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.